Kafa Radyo'da Ceyda Düvenci ile bugün de 20 Haziran Perşembe gününde radyolarının başında Ceyda Düvenci ile bugüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz bu programı izlerken muhtemelen sosyal medya hesabımdan oğlumla çıktığım tatille ilgili görseller görüyor olacaksınız. Evet, her şey yolunda gitmiş ise eğer bugün kayıttan sonra oğlumla küçük bir Afrika tatili yapıyor olacağız. Bu bizim için çok heyecan verici ve sizinle her dakikasını olabildiğince en heyecanlı dakikalarını diyeyim. Öyle büyük şeyler vaat etmeyeyim. Paylaşma hedefindeyim efendim, ama bugün takvim yapraklarında neler oluyor? Gelin birlikte göz gezdirelim. Güncel bir şeyler söyleyemediğim için beni affedin. Tatilde olduğum için ön kayıt yapıyorum. Dolayısıyla bazen böyle şeyler olabiliyor. Bugün takvim yapraklarında Cahit Külebi'nin ölüm yıl dönümü, 1997 yılında bugün vefat etmiş ve Dünya Mülteciler Günü. 2001 yılından beri düzenlenen Mülteciler Günü'nde dünyadaki mültecilerin sorunları dile getiriliyor. Birleşmiş Milletler mültecileri ırkı, dini, milliyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen kişi olarak tanımlanıyor mülteci kelimesi Birleşmiş Milletler için. O yüzden bugün Mülteciler Günü, farkındalık yaratmak adına, kim mülteci kim değil onları ayrıştırmak adına. Cahit Külebi'nin tabii ki bütün şiirleri kitabından bir alıntı var. Sen orada, ben burada, birbirimizden habersiz, ayrı yaylalarda yeşeren otlar gibi bekleye bekleye çürüyeceğiz. Evet, çürüyeceğiz. Habersiz çürüyeceğiz. Birbirine kavuşamayan ruhları birbirini bulmamış aşklar için olduğunu düşündüğüm bu satırlar Cahit Külebi'nin bütün şiirleri kitabından bir alıntıydı. İlginç bilgiler bölümünde bilgi kültür takviminde 1627 yılında bugün Osmanlı donanması Kuzey Kutup Dairesi'ne ulaştı. Kaptanı Derya Murat Reis'in komuta ettiği 12 kadırgadan oluşan bir filo Danimarka ve Norveç kıyılarını bombalamış ve İzlanda'ya demir atmıştı. 16 Temmuz'a kadar İzlanda'ya hakim olan Osmanlı 400 esir ve ganimetlerle 12 Ağustos'ta Cezayir'e döndü. Esirlerden Olaf Egilson kaçıp İzlanda'ya dönerek yaşadıklarını kaleme aldı diyor. Anekdot bölümünde de 451 yılında bugün Avrupa Hun İmparatoru Atilla ilk kez Şalon Muharebesi'nde durduruldu. Atlarımın çiğnediği yerde bir daha ot bitmez diyen Atilla, Avrupa'yı kasıp kavurmuş, yarattığı efsanelerle bugün bile Avrupa halklarına korku salmaya devam etmiştir diyor bilgi kültür takvimi. Gelelim ülkü takvimine efendim. Hemen bakalım. Dünya Mülteciler Günü olduğunu söylüyor yine ülkü takvimi ve Karacaoğlan'dan bir söz. Netmeli güzeli huy olmayınca diyor Karacaoğlan. Huysuza güzel demiyor. Yani ne kadar güzel olursa olsun huysuzsa çekilir baş ağrısı değil diyor kendisi. Evet efendim, hemen Büyük Saatli Marif takvimine dönüyoruz. Tahsin Şentürk'ün bir sözü karşılıyor bizi. Verilen lokma sunulan yarım tamdan büyüktür. Hilal gibi paylaşılan simidin bir kanadı büyüktür bütününden. Ortaya bölünmüş bir ekmek çoktur. Çoktur bir fırın ekmekten. Ne güzelmiş ya, değil mi? Çok önemli. Paylaşmak aslında işte tamamını aldığından daha kıymetli, paylaşılarak yediğin boğazından geçen lokma. Doğru, paylaşmak çok kıymetli. Kalbini paylaşıyorsun aynı zamanda çünkü. Adapazarı'nın kurtuluşu efendim. 1921 yılında bugün kurtuluşu gerçekleşmiş. Cahit Külebi'nin bir şiirinden bahsediyoruz efendim şimdi. Bakalım becerebilirsem okumayı. Şiirinin bir bölümü mü yoksa şiirin tamamı mı, ondan emin olmamakla birlikte. Bir halin var, seviyorum. Küçük ellerinden daha çok. Bir halin var, özlüyorum. Sıcak dudaklarında yok. Yıldızlı gözlerinde ayrı ufuk. Bir halin var, düşünüyorum. Bir halin var, gülüyorum. Arsız burnunda çocuk. Bir halin var, özlüyorum. 27 yıl önce bugün ünlü şair 80 yaşında vefat etmiş. Bir halin var şiiri Büyük Saatli Marif takviminde yer alıyordu. Şiir ne güzel şey. Bayılıyorum, okudukça içim açılıyor. Atatürk takvimine bakıyoruz efendim. Atatürk suikast planının ortaya çıktığı günlerde İzmir'de, 1926 yılında suikast planlarını öğrendiğinde İzmir'deki bir hali. Biraz gergin, biraz düşünceli ama dimdik yine takım elbisesiyle, kravatıyla, yine çok şık ve sohbet halinde efendim. Belki de durumları konuşuyor, belki duygularını konuşuyor. Bilmiyoruz tabii o an neler oluyor.
güne dair bir kart çekip bugünü sonlandıralım. Ne dersiniz? Hemen bir dilek tutun. Artık alıştınız bana. Aralarda bir dilek, niyet, bir şey içinizden cevabını aradığınız bir cümle geçsin beni dinlerken. Ya şuna da bir cevap bulsak. Ne diyoruz bu hayatta? Acaba şu duyduğum hisse, bu istediğim cevabı nereden alırım? İşte bugün buradan. İçimden geldi. Aslında bu yoktu. İçimden geldi. Ben sevilmeye layığım. Günde en az 3 kere kollarımı açarak şöyle diyorum. Sevgiyi kabul ediyorum ve sevginin içime girmesine izin veriyorum. Bunun güvenli olduğunu biliyorum. Sevmeye ve sevilmeye imtinayla yaklaştığımız zamanlar, kesinlikle katılıyorum, biraz daha tedirginiz. İnanmakta ve inandırmakta. Çok sevsek bile vazgeçmek daha kolay artık. Ve vazgeçtiğimiz noktada da onca zaman sevdiğimiz insanla ilgili olur olmaz varsayımlarda bulunmak. Değişti her şey. Biz de değişiyoruz elbette. Dolayısıyla da evet zor ama önce kendini sevmekle başlıyor bence her şey. Bu hayatta ne öğrendin derseniz, eğer kendini koşulsuz sever ve ne yaptığının farkında olur ve arkasında durursan hiçbir şey umrunda olmuyor gerçekten hayatta. Hiçbir şey umrunda olmuyor, sert bir şey değil inanın. Sevdiklerinizi tabii ki umursuyorsunuz, önemsediklerinizi, birinci çemberin içindeki ve ikinci çemberin içindeki herkesi duyuyorsunuz elbette. Ama diğerlerinin söyledikleri, yaptıkları, hakkınızda düşündükleri, konuştukları hiç önemli olmuyor. O yüzden kendinizi sevmekle başlayın derim ben. Sohbet konusu, en sevdiğin oyuncağın neydi ve neden? Biraz çocukluğunuza gidip düşünmenizi tavsiye edeceğim. Bir gün oldu. Biraz da kendinizi sarıp sarmaladığınız. Kafa Radyo'da Ceyda Düvenci ile bugünün sonuna geliyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.